Dostlar, hepinize selamlar. Yeni bir hayatta kalma oyunumuz Once Human kapalı beta testine girmiş bulunmakta. Şimdi oyunla ilgili, yani oyunun kısaca bir hikayesini sizlere sunacak olursam şöyle diyebilirim. Dünyayı tanınmayacak hale getiren bir kıyamet sonrası çeşitli, türlü türlü yaratıkların da olduğu bir dünyada hayatta kalmaya çalışıyoruz. Tabi burada hayatta kalmak basit değil. Yani bunun için bizim yine bir malzeme aramamız, kendimize üs yapmamız ve bunları yaparken de karşımıza çıkan yaratıklarla mücadele etmemiz gerekiyor. Yani değişik bir hani yaklaşım olmuş. Diğer hayatta kalma oyunlarından biraz farklı. İlk başta da tabii biraz sizlere karışık gelebilir. Türkçe dil desteğinin olmaması da şimdilik tabii biraz sıkıntı bizler için, Türk oyuncular için. Ama sizlere tavsiyem, eğer bu oyun hoşunuza giderse Steam'den istek listesine eklerseniz, yani Türk oyun ne kadar çok Türk oyuncu bu oyunu istek listesine eklerse geliştirici ekibin dikkatini çekecek ve bakın bu oyunu oynamak istediğinde birçok Türk varmış deyip Türkçe dil desteğini de getirmeye çalışacaklar. Çünkü ben bizzat bunu Once Human'ın geliştiriciler için kurmuş oldukları Discord konuşmalarında gördüm. Bunu size belirteyim. Tabii onlara da hani ben de kapalı beta'ya aldıkları için teşekkürlerimi de sunuyorum. Gerçekten müthiş bir ekip çalışıyor, bunu da söyleyeyim. Yani bu oyunu uzun bir süre ellerinden geldiği kadar ayakta tutacaklarına da eminim. İnşallah güzel bir gidişat olacak oyunun. Şimdi başka ne diyebiliriz? Oyuna girdiğinizde şimdi böyle bir sayfa gelecek. Şurada ben şimdi server seçtiğim için burada server adı yazıyor ama size join server diyecek. İki çeşit server'ımız var. Biri PvE, yani diğer oyuncularla işbirliği yaparak yapay zekaya, NPC'lere karşı, yaratıklara karşı beraber mücadele verdiğiniz bir server. Diğeri de Star Strike. O da PvP server oluyor. Orada da artık diğer oyuncularla da mücadele ediyorsunuz, yaratıklarla da mücadele ediyorsunuz. Yani orada biraz, eğer tek oynuyorsanız bu oyunu, kesinlikle size PvP'yi önermem. Genelde orada takımlı takım halinde oynayan oyuncular mevcut, 4-5 kişi. Yani oyundan soğumak istemiyorsanız PvE'yi oynayın, tek başınızaysanız. Şimdi gireceksiniz PvP'ye, karşınıza takımlı, ya takım gelecek 4-5 kişilik. Sizi öldürecekler. Bu şekilde hayatta kalmanız imkansız. Ayrıca oyunla ilgili rehberlerimiz de yavaş yavaş sitemize eklenecek. Sitemizin adresini de açıklamada bulabilirsiniz. Hatta bir site ekibimizden bir arkadaşımız oyunu benden önce oynadığı için, belli bir saat harcadığı için kendisi sitede şu an kapalı beta dahilinde bir başlangıç rehberi de hazırladı. Onun linkini de açıklamaya koyacağız. Tabii ki bu rehber kapalı betadan çıkana kadar, artık kapalı beta, açık beta ve sonrasında release olduğunda, yani artık tamamen çıktığında güncellenecektir. Şu anki bilgiler bile gerçekten hani işinize yarayacak. Eğer bu oyunu oynuyorsanız, kapalı betaya sahipseniz, o rehbere de bakmanızı tavsiye ederim. O zaman yavaştan artık oyuna girelim, değil mi? Şu an ilk kez oynayacağım arkadaşlar. Hani şu an kendi adıma bir amatör oyuncu diyebilirim. Çünkü ilk kez gün sadece server'a girdim. Karakterimi yarattım. İlk baştaki trailer'ı, sahneyi geçtim. Öyle kalmıştım. Başlayalım. Giriyor. Oyunda bu arada çok optimizasyon sıkıntısı da var. Sizlere tavsiyem, oyun belli bir yerden sonra kasmaya başlarsa, FPS drop aldığınızı hissederseniz oyundan çıkın, tekrar girin, düzeliyor. Öyle bir sıkıntı var şu an. Onu tabii ki bir güncellemeyle halledeceklerdir ama böyle bir sıkıntı mevcut. Takılmalar, anlık takılmalar da var. Mesela bakın şu an biraz önce takıldı. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum da. Şurada bir, biz bu arada şurada uyandık. Şöyle karakterimiz. Karakterinizi tamamen kendiniz yapabiliyorsunuz, özelleştirebiliyorsunuz. Bakın anlık takılmalar mevcut. Neyse, sıkıntı yok. Şunu bir alalım.
Take all. Hepsini almak için F tuşuna basıyorum. Şimdi burada Rosetta, araştırmacı Rosetta var. Bunu bir interact edelim. Yani bir etkileşime geçelim. Top secret. Burada bir şeyler yazıyor. Kod falan yok değil mi? A073 var. Tamam, çünkü bak yukarıda şey diyor. Laboratuvarı keşfedin ve password, şifreyi, password'u bulun diyor. Neymiş? Code has been updated and confirmed by the supervisor. Sanırım burada da bir şu olabilir mi? Bu olabilir belki, 0728. Enter the password. Zaten yazıyormuş, tamam. 0728'i şimdi gireceğiz ve kapıyı açacağız. Ondan önce bir etrafa biraz daha bir bakalım. Ne var ne yok diye. Yani bu oyunda... Ne oldu lan? Heh. Division havası da var arkadaşlar. Division oynadığınızı bilmiyorum ama. Başka bir şey yok değil mi? Gözümüzden kaçan, almamız gereken sanırım bir şey yok. Bu arada şu şeylere bir bakalım. Ayarlara. Şimdi fare ve görüntü. Buralarda pek bir şey yapmadım arkadaşlar. Şimdi oyuna girince ben tabii ki şeyi ayarlamıştım. Hassasiyeti. Hassasiyeti ayarlamak istiyorsanız şurada kontrol var. Buna tıkladınız. Şurada sensitivity, coefficient yazan yerden hassasiyeti ayarlayabiliyorsunuz. Tamam. Şunlara hiç dokunmadım ki zaten tam da benim istediğim gibi yapmışlar. Çünkü mesela eğim alırken, hani nişan alırken çoğu oyun şey der. Basılı tut. Ben sevmiyorum abi. Basacaksın. Bastın mı eğim nişan moduna geçecek. Geri bastın mı çıkacak. Yani şöyle hold yaparsanız şey oluyor. Bakın. Hani basılı tutmanız gerekiyor. Ha, bilmiyorum ama tabii ki bu kişiden kişiye değişen bir şey. O yüzden ben böyle bırakıyorum bunu. Şimdi şu keyboard'a bir bakalım. Tamam, bunlar yürümeler. Koşma, shift. Eğilme, C. Space, tamam, zıplama. F11'e basınca yürüyormuşuz. Herhalde bu yürüme şey. Hani otomatik yürümeye bağlıyor sanırım. Bir yere tırmanmak için space'e basıyoruz. Tamam. Track task. Y tuşu. Görevi takip etmek için Y tuşuna basıyormuşuz. Melee atak. Yani düz vuruş. V tuşu. Space time. Tamam. Space time dediğine uzay zamanı Q. O neyse onu oyunda anlayacağız. Onu şimdi bir şey diyemiyorum onun için. Motosiklet yaptığınızda mesela motosiklet de craftlıyorsunuz. Onu kullanmak için yani summon etmek için G tuşuna basıyormuşuz. Şimdi biz PvP sorunda olmadığımız için bakın şunlar aktif değil. Direkt şey diyor mesela PvP başlat tuşu varmış bak. Biz şu an PvE'deyiz. Chat F3 tamam. Ha item. Inventory'yi I tuşuyla açıyoruz. Yani inventory I'den, I'dan aklınıza gelsin. Baş harfinden. Dünya haritası M. Backpack. K tuşu. Takım. Task. Building B. Scoreboard Tab. İşaretleme farenin orta tuşu. Cradle. Cradle. Bunu bilmiyorum ne demekse. Cradle screen. Flashlight. Fenerimiz ne? Night Vision'dan gelsin aklınıza. Journey. Bu da maceramız. Burada görevlerimizi göreceğiz. J tuşu. Tamam. Bunlar da itemlar. Tamam. Vehicle. Building. Tamam. Video ayarlarımız da böyle. Şurada grafik ayarları yapmak isterseniz performans kısmına giriyorsunuz. Şu şey yüksekte zaten. Motion Blur'u kapattım. Hiç sevmem kendilerini. Tamam devam edelim. Buraya bastık. Evet. Inventory'miz yani envanterimiz açıldı. Boiled water. Burada bu arada su buluyoruz ya arkadaşlar. Bulduğumuz suların hepsi kirli su oluyor. Onları içersek hastalanıyor karakter. Can kaybetmeye başlıyor. Gerçekçi bu arada. Biz bu suları yemek yaptığımız yerde kaynatıp temiz hale getirip içeceğiz. Bakın bu çok soruluyor mesela. Bunu söyleyeyim. Maskemiz var. Pantolon. Tamam.
Blueprint. Arbalet var. Bunları da arada tezgahtan yapıyoruz arkadaşlar. Bunlar için malzeme toplayacağız. Aynen. Bu da milli ataklar için bakın. İşte kılıç, balta, bıçak. Bayağı bir şeyler var. Tamam. Yani size ilk bakışladığımda bir video çekiyorum şu an. Zaten ilk bakış diye de yazdım thumbnail'a. Yani devamının gelmesini isterseniz ya da bölüm bölüm gelmesini isterseniz zaten yorumlarda belirtmeniz yeterli olacaktır. Onu da söyleyeyim. Şimdi şuradan kodumuzu bir girelim. 07-28 Verified. Aç bakayım kapıyı. Ya bunlar araştırmacı ya. Ben Rosetta'yı da şeyin ilk hani o doğduğumuz yerde gördüm ya. Herhalde bir o kişinin adı zannettim de hepsinin adı böyleymiş. Tamam. Şimdi item'ı aldık. Tamam. Bunlar nasıl böyle havada kalmış ya? Bug mı? Bug değil değil mi? Bug değildir herhalde. Şu anlık takılmalar biraz can sıkıyor bu arada. Şurada bir şey var mı diye bakıyorum da. Bu oyunda malzeme her şey arkadaşlar. Bakın unutmayın. Malzeme her şey. Tamam, burada bir şey yokmuş. Ha, kart almışız o elemandan. Tamam, burayı açtık şu an. Girdik bakalım. Ha, çantamız. Kendimizi görüyoruz şu an. Communicate with the mysterious bird shaped. Gizemli kuş. Ha, şununla etkileşime geçecekmişiz. Tamam, geçelim. V tuşu. Tamam, konuşalım. Well, it's good to see another face. I thought I was on my own. Burada kendimi yalnız bir tek ben vardım zannediyorum de diyor. Başka bir yüz görmek iyi. And you're a meta-human too. Sen meta humansın, meta insansın. Ne olduğunu biliyor musun? I don't know who you are, but I know what you are. Ne olduğunu, kim olduğunu bilmiyorum ama ne olduğunu biliyorum. Değişik bir cümle olmuş You ama. awakened the cradle, and that's something only a metahuman could do. Cradle'da uyandın ve bu sadece meta insanların yapabileceği bir şey. Do you remember who you are? Ne, kim olduğunu hatırlıyor musun? It must have been that fluctuation just now. It trapped me in the cradle. It could have robbed you of your memories. Nabzanı burası çalmış olmalı tarzı bir şey You can call diyor. me V. It Bana V seems that our diyebilirsin. interests are aligned, metahuman. Peki neden buradasın canım? I came to secure a deviation, a paper butterfly. Deviation'ı But I think kurtarmaya something geldim. must have scared it. Bir kağıttan bir kelebek. Ama bir şeyler onu korkutmuş olmalı diyor. Allah Allah. Right now though, we need to move. I can Şimdi show hareket you the way out of etmeliyiz. this place. Sana yolu göstereceğim. Buradan çıkış yolunu. But only if you help me complete my mission first. Ama ilk önce benim görevimi
tamamlaman lazım yani, yardım edersen diyor. All you have to do is listen to what I tell you. Ek yapman gereken söylediklerimi dinlemek. Tamam. Peki, izle objektler. Oh, weapon crate. Silah sandığı. Meşet. Meşet. Satır değil mi ya? Pala değil mi? Pala. Pala bu. Aynen. Tamam. You can equip weapons. Ha, iki tane mesafeli silah, bir tane de milli silah takabiliyormuşuz. Ha, bak, H tuşuna basınca da silahımızı elimizden sırtımız alıyoruz. Yani ellerimizi boş bırakıyoruz. H tuşuyla. Hakkari. Bu ne lan? Burada bir şey var bak. Şunu al bakayım önüne. Stardust'ta enfekte olmuş bir yaşam canlı diyor. Bir tane flatbread var. Ekmek aldık. Şimdi bir dakika. Aa bak, sağla sağ tuş ile, yani farenin sağ tuş ile hızlı heavy atak herhalde bu. Bak. Aynen. De şu silahı ben... Bir dakika. The things... Combat. Weapon 1, 2, 3. Ben niye alamıyorum peki? 1, 2, bir dakika. Ha, bu 3'te lan. Tamam. Tamam, şimdi oldu. Şimdi de şuraya bakalım ne varmış. Bak, burada da şimdi ekipman var. Şapka var. Tamam, şapkayı da taktık. Can veriyor. Direnç veriyor, aynen. Hareket hızı da veriyor. Güzel. Şu arkadaşı da bir halledelim. Activator. Bu neymiş? Materyaller. Bakın, burada sekmeler var. Mesela burası materyallere ait. Burası özel eşyalar. Mesela bak, burada akses kartımız var. Biraz önce kapıyı açtığımız. Construction. Yapı malzemeleri burada. İnşa malzemeleri. Deviations. Bunu tam anlamadım da bakacağız. Şu ne? Tüketilebilirler. Ha, bu activator şey, can veriyormuş bize. Tamam. Şu ne? O da araçtır. Geç bakayım. Burası başka bir boyut herhalde. Neyse, biz şuradan bir gidelim. Metal parçaları aldık. Tamam, güzel. Şimdi oraya zıplayamayız. Bir dakika. Şuradan geri geçsek. Şuradan kırmızıdan geçeceğiz aynen. Biz şu maviden şuraya ışınlandık. Şimdi şu kırmızı kapıdan da şuraya geleceğiz. Aynen. Evet. Jump. Up jump. Up jump. Hemen gördüm bizi, geliyorsun be kardeşim. Güzel, bir activator daha aldık. Night vision. Bu flashlight yalnız. Night vision. Ekranda bir night vision yazdı ama anlamadım ya. Kaçırdık orayı. Neyse. Burada yine bir ekipman verecek. Ayakkabımız geldi. Güzel. Onu da taktık mı? Taktık. Tamam. Burada anomaliler de var arkadaşlar. Yani anomali dediğimiz şey az şeydir. Anomali.
Yani doğaüstü olaylar, hani böyle gizemi çözülemeyen değişik, hani ne canlı ne cansız. Mesela şöyle bir şey, mesela anomali. Bunu da açalım. Güzel. Anomali. Kazanız alabilir. Kaz kestirebilir. Bazı gene bazı şeyler tanıklık etmeye yarıyormuş bu anomaliler. Activate space time, hani Q tuşu ne işe yarıyor diyorduk ya. Bak. Space time'ı aktive ederek special theater. Ha, bunların yerlerini saptayabilirsin diyor. Dur bakayım şimdi. Aynen. Hiç kimse bana yardım edemez. Herkes beni yalnız bırakırsa daha iyi olur diyor. Kendisinin bir canavar olduğunu düşünüyor kız. Mitsuko mu neyse. Sadece yeteneklerini kontrol etmeyi öğrenmen lazım. Sen bu kırılmış dünyayı tahmin edebilirsin diyor. Vermiş gazı bizim küçük kıza da. Dur bakayım. Aha, kelebek var. First deviation. Ne ya bu deviation ya? Bunu bir öğrenmek lazım. Ya bu İngilizcesi, yani Türkçesi ne bunun? Daha fazla yaratacağım diyor. Allah Allah. Sen yarat bakayım bir dakika. Ben oradan bir şeye bakayım. Deviation ne demekmiş? Sapma. Sapma demek. Sapma. Allah Allah. Neyse. Yerden bir şey geliyor yalnız. Yaratık sesi geliyor ama. Buraya giremiyoruz. Buraya da bakalım ya. Yani senin gibileri böyle toplayıp diyor, yeni güçleri yolumuzu bulabiliriz diyor. Hadi bakalım. Tamam, yine malzeme aldık. Oraya nasıl gideceğiz? Ha bak, buradan geçtik ama şuradan geçemiyorduk değil mi? Ya geçiyoruz lan. Allah Allah. İlginç. Dur. Şunu da bir alalım. Burada da bir tane kıyafet verecek bize. Evet, eldiven verdi. Güzel. Peki şuradan gitsek ne olur? Burası nereye gidiyor acaba? Aa bak, iyi ki gelmişiz. Supply crate. Yok, burayı açamıyoruz. Tamam, biz geri o tarafa gidelim. We are very, very thirsty. Susamışız lan. Şimdi güzel kardeşim, şu boiled water içilir mi? Bak şuradan takip edebiliyoruz. Bak, hydration diyor. Susuzluk. Enerji. Sanity. Yani zihnimiz iyi.
Manamız da iyi. Şu suyu bir tane içelim ya. Bir daha açalım. Tamam. Hatta bir tane daha açalım. Ha bak bunu güzel yapmışlar. Mesela bunun üstüne geliyoruz ya suyun. Bak o sağ alttaki o 4 sembolden artık susuzluk mu işte stamina mı hangisini etkilediğini gösteriyor. Bak bir yandakine geleceğim. Şimdi bak şuna gelecek. Enerjiye bak şimdi. Tamam bunu da yiyelim. Çok güzel. Tamam. Fulledik kendimizi. The deviation. We found it. Reach out your left hand. See if you can feel the rhythm of it. Aa, benim. Dur. Ya burada bir şey yoktu. Yakaladık mı şimdi kendi kelebeğimizi? Bu kelebek... O kelebek ne işe yarıyor onu anlamadım ama... Bir şey yaparız. Öğrenince aktarırız yani. Neredeydik? Nereye geldik? You have left Victor Hammond's territory. Orayı güneş enerjisi var, silahlar var. Şu an haritayı da açamıyoruz. Tamam. Biz buraya ışınlandık gibi bir şey oldu. Aha Mitsuko burada. Mitsuko. Bu arada şimdi tabii ben bizim arkadaşın yazdığı rehberi de okuduğum için ana görevlerden gitmek yani belli başlı bir göreve odaklanmak daha iyi oluyor arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Hani hem oyunu öğrenmek açısından hızlı bir şekilde hem de işte kazandığın ödüller açısından onu da söyleyeyim. V, you're still alive. Yes, and look what I found. A meta. Evet yaşıyorum. Bak ne buldum. Bir meta insan. Şu an yeni uyandı. They were kind enough to activate the cradle and set me free. Cradle aktive edip beni özgür kıldı. Thank you, meta human. This means a lot to me. You can call me Mitsuko. Mitsuko. I used to be a meta human as well. Rosetta did all kinds of experiments on me. That is. Rosetta o şirkete bütün şeylerini bunun üstüne denemiş bu kızın üstünde. Ta ki yani bunu deney olarak kullanıyormuş ta ki V yani o gördüğümüz kuş bu kızı kurtarana kadar. Bu da bir meta insanmış bu arada. Mitsuko çok özel bir metadır. She can sense even the tiniest en ufak şeyleri bile hissedebiliyormuş. Thanks to her that I was able to take refuge in this place after Starfall. Burada güvendeyiz. Tamam. This paper butterfly is the deviation you were looking for. Yani bu kelebek senin aradığın deviation mı diyor bizimki? Yes, an emissary of sorts. I wanted it to help rescue other metas. Ben diğer metaları da kurtarmak istiyorum diyor. Yani bizim gibi olanları. The important thing right now is to secure it. See that thing in the center of the room? It's a device for securing deviations. Buradaki aleti diyor. Cam camlı var ya. Sistem bu onları bu deviation'ları daha güçlü hale getiriyormuş ve güvende tutuyormuş. Place butterfly emissary in territory securement facility. Tamam. Ne güzel konuştum lan İngilizceyi. Dur şimdi şunun içine koyacağız arkadaşlar. Attach wire mı? Şimdi kabloyla işimiz yok güzel kardeşim bir dakika. Şunu bir koyalım. Bak, evet. Kelebek kurtuldu. Seni sevmiş gözüküyor diyor. Learn more about deviation from Mitsuko. Tamam.
Evet, şimdi sorum neyin nesi bu? Anlamaya çalışalım. Deviations can be very dangerous if not taken care of. Onlara They can dikkatli bakılmazsa radiate çok tehlikeli stardust, olabilirler. which can lead to all kinds of unpredictable Stardust'ı radiate consequences. edebiliyorlarmış. Çok yani beklenmedik sonuçlar yaratabiliyormuş. Bunlar kontrol dışına çıkarsa. This is why we created the Mayflies. We make Bu cradles yüzden and security Mayfly'ları units to keep yarattık. deviations contained. Bakalım. We're trying to find ways for humans and deviations to live in harmony. Bu We figured this is our best toplulukta işte chance of cleaning up deviation'larla the mess insanların Rosetta made. birlikte yaşamalarını araştırıyoruz. Bunu sağlamaya çalışıyoruz diyor. No one's exactly sure what they are. Just that they're Hiç not kimse bound by onların the tam olarak physical ne laws of olduğunu our world. bilmiyor. They came from another dimension. Başka bir Something we call boyuttan Rift geldiler. Space. Rift Space denilen bir yerden. Allah When Allah. deviations get stressed, they release stardust. Ne zaman sese We think this girerlerse brings our world back to Stardust space closer together. salgılarlar. Like with Starfall, sometimes it becomes possible to pass between the two planes of existence. And when that happens, all hell breaks loose. Some deviations are friendly, like the butterfly, but others, like the ones inside monoliths, are extremely Butter, ya dangerous. kelebekler, kelebek gibi olanlar diyor. Bazı deviation'lar dost canlısıdır diyor ama diğerleri mesela monolitler diyor çok tehlikelidir diyor. It's not practical to secure all of them, of course, but if we can learn more about them, maybe we can find ways to live alongside them. That's the goal. Birlikte bu işin üstesinden geleceğiz yani. Bu olayı çözeceğiz. Also, the stardust just keeps spreading, and we aren't sure Stardust why. yayılmaya devam ediyor ama pek bunun neden olduğunda buna neyin sebep olduğunu da bilmiyoruz. The siren. Siren. Alarm ne o? Shit, it must have gotten through. Come on, Meta. A deviation from another world just entered this space and it won't go down without a fight. Başka bir dünyadan deviation bizim dünyamıza bu alana girmiş. Bu dövüşmeden bunu halledemeyiz diyor. Take the butterfly with you. It can help. Bu kelebeğini de al, sana yardımcı olacak diyor. İlk önce şu kasayı bir açalım güzel kardeşim dur. Bize silah lazım. Yok yine malzeme aldık. Şu ne? Burada medkitler var. Oo. Heh, hadi bakayım inşallah. Şöyle güzel bir silah. Rustic jacket. Zırh aldık. Bir de ok aldık. Yapma da. Neyse. Buna da şükür. Bunlar günlük tarzı şeyler var. Aha. Bak. Bak şimdi. Ha, malzeme lazım tabii. Ha zaten bu tamam boiled water şey ya. Temiz su ya. Aynen. Bunu hiçbir sıkıntı olmadan içebiliyoruz. Ama mesela bak şey olduğu zaman işte bak biz kirli su bulacağız. Bak 3 tane kirli su. 2 tane 3 tane de şey tahta odun. Bunu bulup temiz hale getiriyoruz. Aynen. Tamam şimdilik bir ihtiyacımız yok. Şimdi bir üst kata bakalım. Bir dakika. Üstte ne var? Sanki anlık donma gitti de mi? Gitti gibi değil mi? Oğlum bu kaç katlı ev? Heh. Tamam burada bir şey yok ya. Şu kelebeği alalım biz. Tamam fullemiş bu. Bak Deviant Power Mood. Hepsi 100 şu an. G'ye basıyoruz herhalde. Aldık mı şu an? Bir dakika. He, senkronize edeceğiz. Deviation. Special type of deviation.
It is aggressive but can be fully controlled by MetaHuman in secure state. Combative Deviation farklı yetenekleri var diyor. Tamam. Şimdi Logging by Hand, Get Log. Şimdi tahta toplayacağız. İşte taş toplayacağız herhalde. Aynen. Dur şimdi. Bak, copper, bakır. Taş da aldık, bakır da aldık. Oo, güzel. İyi, fazla uğraştırmıyor. Güzel malzeme veriyor. Şunu da alalım. Ya bu oyun biraz da şey, yani öyle hemen oynadım bitti tarz bir oyun değil. Hani bu uzun soluklu oynamak lazım arkadaşlar, söyleyeyim. Şunu da alalım. Şimdi lock istiyor. Odun alıyoruz bak. Set up a campsite. Campsite. Tamam, şöyle. Şurayı iyi değil mi? Bence iyi. Simple crafting bench. Tamam. In survival campsite, make rustic crossbow. Ok yapacağız. Yani arbalet. Sonra ok yapacağız, yani mermi bir nevi. Bir de bir tane de diyor sağlam bir pickaxe. Balta yap diyor. Dur bakalım. Craft with bare hands. Craft gear. Fırlatılabilir dagger, bıçak. Ah bak. Ha, bak. Yapmamız gereken şeylerin hemen şu sağında, sağ üstte bak şey var. Sarı bir sembol var, gördünüz mü? Küçük. Buradan anlayabiliyoruz bunları. Hemen şunu yapalım. Ne yaptık? Şundan yapalım diyeceğim. Malzeme bitti. Ha, buradan şunu takacağız. Bu şu an takılı olan equipped. Yani kullanılıyor demek. Heh, değiştirdik. Şimdi bak bunu taktık. Güzel. Burada bir şey yok. Burada da yok. Tamam. Bir dakika, ben şimdi şey yaptım ama bu baltayı biz... Bu balta nereye gitti? Şey nereye gitti ya? Abi ben bundan, ah, biz yanlış yapmışız. Şundan yapacaktık ya. Biz gitmiş şey yapmışız ya. Atılabilir bıçak yapmışız. Dur neyse, tekrar bir toplayalım. Malzeme toplayacağız. Buradan bir su içelim bakalım nasıl oluyor. Temiz mi ki bu su? Aa bak, temiz, pis su. Tamam.
Yeter yeter lan. Dur. Buradan biraz daha odun toplayalım. İyi, şurada şey de var. Bakır da var, taş da var. Herhalde yeter. Saniyesi var. Atladık. Ha, bunları tıklayıp burada üstüne tıklayıp alabiliyormuşuz. Tamam. Bir de ok yapalım. Beş tane mi? Beş tane daha az ama neyse. Şimdi şunu bir ha. Bunu aldık. Bunu alıyoruz. 9'la şunu aldık. Şimdi ne yapacağız canım kardeşim? Ha, ok yapacağız şey. Crossbow yapacağız. Ne istiyor? Bir dakika. Tamam. 10 tane daha şey lazım. Odun. Bak daha fazla vermeye başladı. Şeyi değiştirince silah. Primer Weapon. Tamam. Tak bunu. Breakdown attacking. Ha, şimdi bak şeyler gelecek. Onları durduracağız. Deviantlar geliyor. Biraz daha ok yapsaydık lan. Dur bakayım. Yapamıyoruz değil mi? Taş lazım. Bir dakika. Dur. Külfür. Bir dakika. Biraz daha taş yapalım. Şu okları biraz fazla tutalım. Bir daha yap. Aslında çok da karışık değil. Oyunun arayüzü, istenilen şeyler, işte mekanikleri falan. Biraz alışmak lazım. Şimdi şuraya geldik. Fight.
Bu ne lan? İşte böyle çeşit çeşit yaratıklar var. Gördüğünüz üzere. İnşallah halledeceğiz bunu. Daha oyunun başında biraz fazla büyük değil mi bu ya? Evet. The siren so strong. Tamam, şu kırmızı yerlere vuracağız, hassas noktalara. Summon the butterfly. It will fight alongside you. Ha, butterfly'ı şey yap diyor. Now you'll see for yourself what it's capable of. Oto atak. Lan niye vuramadım lan bunu? Ha, siz tarayın abi. Tamam, güzel ya, iyi vuruyor. Ha, öldürecek. Tamam, hallettik. Kolay oldu biraz. Başardık mı? İyi, kelebek tek tekrar gelmiş. O şeyi bir alsaydık ya. Osmo güzel. Oradan bir şey aldık ama ne aldık anlamadım. Neyse. Şimdi Mitsuko'ya olanlarla ilgili bilgi vereceğiz. Damn. It escaped. Açtı diyor. Just driving it away was enough. And it's all thanks to you, Meta. Ha, teşekkür ediyor. Tamam, hallettik yani. Hani buradan uzaklaştırdık artık. Öldüm ölmedim. Yani escape'lediğine göre ölmedi. Hani kaçtı anlamında ama. Gerçekten göründen daha güçlüsün. Bu beni iki defa kurtarmış oluyorsun. Beni diyor. Nereye gitti peki? Soruyor bizimki. Yes. Mitsuko created this rift space. A refuge from the dangers of the physical world. Or so we thought. Do you think that deviation will come back? Bence deviation tekrar gelecek mi? That's possible. İmkanı var. Burada oturup bekleyemeyiz diyor. Meta, will you go back to the physical world with me? Benim tekrar fiziki dünyaya döner misin? Evet. Yani artık başka seçeneğim yok zaten diyor. Take the butterfly with you. Put it in your cradle. That way I can lend you some of my strength. Hopefully we'll meet again one day. Umarım tekrar yani görüşeceğiz bir gün. It looks like this is goodbye. Bu bir veda gibi gözüküyor. Before you go, if you have any questions, gitmeden önce eğer soruların varsa bunları cevaplayabilirim. Volt Calsol, Sex. Summon V. Ha. Cradle. Survival Manual. Kamera. Starfall. Starfall ne? About 20 years ago, Rosetta triggered a major stardust fluctuation. 20 sene önce bu stardust ile ilgili bazı deneyler yapılmış ve sonuç olarak büyük olanlar bizim dünyamıza girmeye başladı diyor. Great ones. Büyük birler, büyükler. They brought increased levels of stardust with them. That poison has seeped into every corner of our world now. Zehir dünyanın her köşesine yayıldı. Ve bu da Deviantları buraya çekiyor.
ve bütün tehlikeleri diyor. Tamam, başka soracağımız bir şey kalmadı kardeş. Good luck, Meta. Sağ ol canım, sana da. Ha bak, tab'a bas, kamerayı seç ve Mitsuko'nun bir fotoğrafını çek diyor. Heyke foto, enter tuşuyla çektik. Albüme kaybettik. Kaydettik, aynen. Tamam mı canım kardeşim? Evet, yeni dünyaya geçiyoruz artık. Kuşumuza da tutunabiliyoruz. Bak ne güzel, paraşüt gibi. Look at that. 20 years after Starfall, and the world is still infested with Stardust. It looks like the monoliths here have been reactivated too. They might hold the key to all this Stardust pollution. Çatıya bir inelim. Güzel olmaz mı? Now that we've made it, let's set up a territory. Related content. Territory course. Bölge çekirdekleri. Etrafta bayağı bir yaratık var. Şimdi bir dakika. Yeni faz başladı diyor. Tamam, burada sezonluk işte görevler falan bir şeyler var. Şimdi find suitable location, bir uygun bir konum bul ve o territory'ye yani alana yerleş mi diyor. Dur bakayım. Place the nexus to expand your territory. Bayağı tamam, biz buraya yani şey kurarız da. Nerede onlar? Yakında da. Biz blueprint bulacağız ama nasıl bulacağız anlamadım. Aslında ben şeyi kullanayım ya. Şimdi şey harcamayayım. Maşallah. Aldık. Şu bir şey düşürmedi bizi ama. Yapışkan. Top aldık. Plastik bir kart aldık.
ya? Bu kim lan? Oo, LMG mermisi falan aldık. Bu başka biri mi acaba ya? Bakalım şimdi mesela B'ye bastım ben. Ripple in space time detect. Oğlum vursana şuna, niye vurmuyorsun? Ha şuradan çıkacağız. Asit. Şunları bir temizleyelim ya. Etrafı bir temizlemek lazım. Asit. Ork. Burada kimse yok. Sürekli çıkıyor be kardeşim. Yani bu çıkıyor da. Uygun bir alan bulmam lazım benim. Nexus to expand your territory, place the Nexus. Construction'da bir şey yok. Bunlar malzemeler. Bayağı mermi aldık. Şimdi şurada ne var? Plastik kart. Başka bir şey yok değil mi?
Hue da bu arada şey gibi, Vision gibi yani, etraftaki şeyleri görebiliyorsunuz buradan. Bizim uygun bir konum bulmamız lazım ama ve biri mi yapmış, yer mi yapmış bir? Mesela buraya bir base yapmış. Ben o yüzden buraya yapamıyorum bak. Yapamayacağım yerler herhalde kırmızıyla gösteriliyor. Bak. Ayo. Malzeme yok arada. Raptures. Bakın burada, buralarda hep mesela birileri şey yapmış bak, base yapmış. Ne? Baksana buraya. Bir sürü şey var. Şimdi biz nereye doğru gidiyoruz? Teleport kulesi. Bir gidelim bakalım. Ha, başka bir teritoriye çok yakınsın diyor. Bizim tamam anladım. Ve uzak bir yere yapmamız lazım. Uygun bir yer bulacağız. Yapmışız. Su içelim. Ve bu su filan da bitecek. Bizim acil bir yer yapmamız lazım ya.
Mesela buraya da biri yapmış. Gördünüz mü? Stronghold mu? Ha, burası şey mi? Stronghold. Burası şey. Herhalde böyle hani bir ele geçirecek bir yer ya da bir karakol, outpost tarzı bir yer. Biz şöyle şuradan uzaklaşalım. Eve git bakayım. Oo, burada kasa var. Aha, vallahi bulduk. Şuraya yap ya. Nice work. I've managed to unlock some emetics from its Tamam, şimdi central. alt If you access kol. them through your cradle, Evet. you'll be Cradle. able to craft and build what we need. Bir dakika. Burayı da biraz genişletelim. Tamam. Ne diyor bu? Bak şimdi biraz select cradle. Seçtim. Click the button right to enter them. Tam tıkladık. Learned from memetic notes. Disassembly techniques. Mounting. Tamam, ilk şunu yapalım. Evet. Tamam.
Biri bana sıktı ama kim sıktı anlamadım. Evet, daha açtık tekrar. Rafting. Hero Bridge. Booking. Ha, ilk şunu açacağız. Mesela şunu bir şey yapalım. Ne yaptık? Garajımız var. Tahta çatılar, kapılar. 5 tane kalmış. Beyzbol sopası falan onları açtık. Buradan yap. Bir de şöyle şey yapalım. Tamam, her şeyi harcadık şu an. Bak burada mesela yaptığımız eylemler sonucunda, yani bir nevi hani görev bunlar. Mesela tamamlandığında mesela üstüne gelip şuraya claim ödülleri topla diyoruz. Bak bunu aldık. Level atladık. Sonra şu var mesela. Bak buna da geldik. Bunu da aldık. Başka var mı? Başka yok ki şu an. Bonus. Bak, disassembly bench bunu açacağız. Bir de furnace açacağız. Dur bakayım. Biz yanlış şeyleri mi açtık acaba? Şunu açacağız. Even with memetics, you still won't be able to craft anything out of the furnace. You better gather some ore and logs. Furnace nerede acaba? Burada mı ya? Garaj. Furnace göremiyorum şu an. Gather. Gather nerede? Dur şimdi. Gathering gravel. Taş toplayacağız. Dur. 30 tane. Şurada var. Güzel.
Şunu da kıralım. Gözümüz hep sol üstte olacak. Her şey orada. Heh, bak şimdi furnace yapacağız bak. Bak şimdi. E'ye bastık. Open the build menu. Heh. Sağ tıka bastım. Bonus nerede ya? Çöş. Ha şu. Ferns. Şunları merkeze mi toplasak? Ya da şöyle yapalım. Şuraya yapalım. Rotate. Tamam. Peki çevirme nasıl oluyor? Mesela şöyle. Alt ve Shift. Ha, CTRL ile CTRL'ye basıp sonra farenin tekerleğiyle ileri geri yapınca bak şöyle oynatıyor. Tamam. Ha, mesela burada bazı böyle malzemeleri saf metale çevirebiliyoruz. Smart ore. Orları eritmek için bunları kullanabiliyoruz aynı. Tamam. Şimdi şuradan bir çık. Şuna bir gel. Tıklayalım. Mesela kömür. Mesela odun var ya, 1-5 odundan bir tane kömür yapacağız bak şimdi. Bunu yaptık. Bakır külçe. Ha bak. Şunu alalım. Şimdi şunu yapacağız. Tamam bunu da aldık. Aa. 10'ar tane yapacağız ha. Bizim bir şeyler toplamamız lazım. Yani bu genç arkadaş boş durmayacak, çalışacak. Anlayacaksınız. Ya Allah'ım etrafta çok şey var ya. Ve odun almamız lazım. Ağaç keseceğiz. Buradan bayağı geliyor. Sülfürleri de alalım. Gidelim. Bayağı bir topladık bence. Yapsak yeter. 10 tane istiyordu değil mi? Şöyle yapalım. Şuradan sayıyı arttırabiliyoruz. Yani aynı anda hani birden fazlasını craftlamak için şuradan artıdan sayıyı arttırabiliyoruz. Şunu aldık. Şimdi 10 tane diyordu. Tam 10 tane kömürü yaptık. Şimdi şey yapacağız. Bakır. 9 tane de daha yapalım. 5 saniye sürüyor bak. Bayağı bir uzun sürüyor.
iyi. Bak tam ne zaman biteceğini de gösteriyor. O çekiç sembolüyle. Ona bak, biri var burada. Bak bak, bir oyuncu var. Aa, bir tane daha var bak. Oyuncuları görüyor musun? Biz şuradan bir toplayalım ya. Şimdi bunlar bitirir burayı. Disassembly bench yapacağız şimdi. Disassembly bench. Böyle yapmak daha mantıklı gibi. Nice. This is a strong foundation for us to build upon. I've set up a journey interface to help track our progress. For each task you complete, you'll unlock some supplies we can yeni görevleri tamamladığımız için J'ye tuşuna bastık. Jamaika. Bu menüyü açtık. Tamam, yapacağız. Maybe we could find some useful supply there. Etrafta diyor Rosetta merkezleri var. Onlara gidip gerekli malzemeleri lootlayabilirsin falan diyor. Tamam. Şimdi şunu bir alalım. Şunu alacağız. Bunlar hem XP veriyor hem de ödül veriyor. Başka var mı? Başka yok. Burada ne yapıyoruz biz? Ha. Anladım. Mesela bunları parçalayıp şeylere çevirebiliyoruz. Mesela bak, burada ne var? Fener var. Bu feneri parçalayıp metal ve işte böyle işte parçalanmış hani malzemelere, yani söküyoruz yani, bir nevi öyle söyleyeyim. Şimdi diyor ki monolit ruine git ve orada bir malzeme ara diyor. Şu 300 metrelik yerde. Şimdilik ben burada arkadaşlar bir buçuk saate yaklaşmışız. Ben burada bırakayım. Ne diyor? Acıkmışsın, acıkmışız, dur. Şundan yiyelim. Bir de su içelim. Benim aslında bir de şey yapmam lazım ya. Aslında onu da mı yapsam ki? Ocak yapmam lazım, ocak. Şu kirli suyu şeye çevirmek için, temiz suya. Dur şimdi, şuna bastık. Sağ tuşa bastık. Şimdi ne diyor? Stove. Burners. Zaten bu değil mi ya? Bir dakika. Storage. Kasa. Bir tane de kasa da yapalım. Hazır. Şey yapmışken. Şöyle. Dur şimdi. B'ye bastık, şuna bastık. Facilities, storage, tam bunlar depolama. Şimdi geç, şunlar ne? Mail. Burada bir şey yok, furniture'a bakalım. Structure, facilities. Workbench.
Cooking can make any... Heh, tamam işte burası ya. Ama dur, ne istiyor? Aa, kömür istiyor. Tamam, sıkıntı yok. 30 tane kömür yapacağız arkadaşlar. Şunu da yapalım da. Bir yap bakayım. İyi, 30 saniye sürüyor. Her kömür başına 1 saniye işte. Bu arada biz de bir şuraları lootlayalım. Bu arada bu baltanın da şeye gidiyor bak. Durability'si yani sağlamlığı. Bakın sağ altta 9'a bakın. 9 numarada baltamız var. Onun altında küçük bir çizgi var bak. Onu kullandıkça o çizgi böyle kısalıyor. Yani sağlamlığı gidiyor yani. O son şeye geldiğinde kırılacak. Ama daha var. Tamam, burası da tamamlanmış. Şunu da aldık. Şimdi uçağımızı yapalım. Stall. Böyle şuralarda şey yapalım arkadaşlar. Şöyle. Heh. Tamam, bakın şimdi buradan mesela bak ki bak, heh, gördün mü? Bak. 90 adet şey var bende. Kirli su. 80 adet odun var. Şimdi bunlardan üçer üçer kullanıp kendime temiz su yapacağım. Mesela 10 tane yapalım. Bu arada suyumuzu da içelim. Güzel. Böyle böyle işte arkadaşlar. Şimdi bu kadar olsun. Zaten dediğim gibi 1,5 saat oldu. 1 saat 24 dakika olmuş. Yani eğer hani dediğim gibi videoların gelmesini istiyorsanız hani yorumda belirtin. Ben kendim sizlere özel rehber videoları da yapmaya çalışacağım. Yüklemeye çalışacağım. Haberiniz olsun. Şimdilik burada bitirelim. Ya yani burada dediğim gibi malzemeleri toplayacağız. Malzemeleri işte kendimize bir base yaptık mesela. İşte bunun üstünü yapacağız, çatıyı yapacağız, merdiven yapacağız, kat çıkacağız. Ya böyle böyle sonra işte yaratıklara karşı kapışacağız, görevleri tamamlayacağız. Böyle gidecek bu oyun. Yani oyun fena değil. Daha kapalı betada bile bu kadar iyiyse tam çıktığında daha da güzel olacaktır eminim. O zaman ne diyoruz? Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Yani sormak istediğiniz bir şey olursa da yorumlarda falan sorabilirsiniz. Siteyi de kontrol edin. O linki de açıklamaya bırakacağım zaten. Şimdilik görüşmek üzere diyelim ve kaçalım.